Ecem, yüzlerce spor branşı varken yelkeni tercih etme sebebin neydi? Ya yelkeni tercih etmemin sebebi ilk önce denizde olması diyebilirim. Sonra denize çıktığımda tek başımayım. Her şey benim kontrolümün altında. Yani bütün doğru ya da yanlış bütün kararları ben veriyorum. Ondan yelken sporunu seçtiğimi söyleyebilirim. Yelken nasıl başladı peki? Yelkene ben 2005 yılında ilk yelkenle tanıştım. O sıralarda da Bodrum'a yaz tatiline gidiyorduk. Annemin işi sebebiyle. Orada da bir tanıdığımızın vasıtasıyla onun kızı Optimus kursuna gidiyormuş. Ben de küçüğüm, 10 yaşındayım. Optimus, duydum Optimus. Optimus ne ki diyorum yani. Ondan sonra ben de tutturdum. Beni de Optimus kursuna yazdırın. Oraya gitmek istiyorum. Ama yelkenli tekne olduğunu bilmiyordum. Gittiğim zaman ilk gün öğrendim yelkenli tekne olduğunu. Büyük ihtimalle tekne olduğunu İlk başta duysam korkup başlamaya da bilirdim. Ama ondan sonra işte ilk başta tabii ki herkes gibi biraz tedirginliklerim vardı. Denizden korkuyordum. Çünkü açık denize çıkıyoruz. Ne olacağını tam bilemediğim için. Ama zamanla çok sevdim ve devam etmek istedim. Sonra Bodrum'a taşındık ve devam ettim orada. Seyircilerimiz için yelkenin kaç branşı vardır, bir de senin yarıştığın branş hakkında bize bilgi verebilir misin? Yelkenin birçok branşı vardır diyebiliriz aslında. İlk başlangıç sınıfı Optimus. Sonra işte Optimus'ten çocuklar büyüdüğünde lazer sınıfına geçiyorlar. Lazerin de 4-7 radyal ve standart sınıfları var. Yani birçok yelken sınıfı sayabilirim ama hani başlıca olimpik sınıfları ele alırsak lazerin iki branşı, lazer radyal ve lazer standart. Lazer radyal kadınlar için, lazer standart erkekler için olimpik branş. 470 sınıfı var, kız erkek. İki kişilik bir tekne, ekip teknesi. Sonra fin sınıfı var. Fin sınıfı da ağır siklet bir branş olduğunu söyleyebiliriz. Kadın erkek surf, RSX branşımız var. Ve Türkiye'de olmayan FX sınıfı var, 49er var. Bunlar da kız erkek kız ekibi FX, erkek ekibi 49er olarak geçiyor. Nakra diye bir sınıf var. O da kız erkek mix bir sınıf. Yani olimpik branşlar olarak bunları sayabiliriz ama bazı tekneler ülkemizde maalesef yok. Senin branşın hangisi? Benim branşım lazer radyalde yarışıyorum. Kadınlar için olimpik sınıf olduğunu söylemiştim zaten. Bunu tercih etmendeki neden nedir peki? Yani öncelikle lazeri tekne olarak seviyorum. Bütün ekipmanları eşit, standart. Nereye gidersek gidelim hep aynı malzemeyi kullanmak durumundayız. Ondan bütün iyi gitme durumu sadece kullanıcıya bağlı. Bütün her şey sende. Taktik, teknik, her şeyi senin kontrol etmen lazım. Bu açıdan lazeri çok seviyorum. Çok popüler bir sınıf. Ayrıca olimpik bir branş olduğu için lazeri tercih ettim. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'ndesin. Kulübe gelmeden önce nasıl çalışıyordun, tempon nasıldı? Biraz bilgi verebilir misin bize? Galatasaray'a transferin olmadan önce Bodrum'da yaşıyorduk biz. Ben ailem hala orada yaşıyor. Sadece ben geldim. Orada Turgut Reis Yelken Kulübü'nün sporcusuydum. Zaten Turgut Reis'te yaşıyordum Bodrum'da. Evime çok yakın. Her gün okuldan sonra yarım günde okulum. Okuldan sonra kulübe gidiyordum. Deniz antrenmanına çıkıyordum. Ya da işte orada kondisyon odayını daha gelişmemiş olduğu için ben kendi çapımda işte koşuyordum, bisiklete biniyordum ama genel olarak denizde vakit geçiriyordum. Kulüple birlikte neler değişti peki? Kulüpte birlikte profesyonellik geldiğini söyleyebilirim öncelikle. Ya ben Galatasaray'ı olimpiyat hedeflerim olduğu için burada bu hedefe daha yakın olduğumu, olabileceğimi hissettiğim için geldim. Antrenörlerimin desteğiyle. Ve öyle de oldu. Her türlü maddi manevi desteği bana sağladılar. Yelken'de kulüp desteği ya da sponsor katkısı ne düzeyde? Yelken'de bu olimpiyat hazırlık kapsamında kulübüm bana oldukça destek verdi maddi manevi. Ve bunun yanında Yelken Federasyonu da destekledi. Sponsor konusunda da bilindiği gibi ülkemizde sponsor durumu oldukça zor. Ondan Yelken konusunda da hani tabii sponsorları olan kişiler var. Ve çok büyük bir destek sponsor. Yani sponsor olduğunda daha büyük adımlar atabiliyorsunuz. Ondan önemli bir faktör. Japonya'da ilk 10 içerisine girdin ve
Tokyo 2020 olimpiyatları için de vizeyi aldın. Öncelikle tebrikler. Teşekkürler. Ardından neler hissediyorsun? Onu sormak istiyorum. Ya aslında bizim bu seneki hedefimiz olimpiyat seçmesini kazanmaktı. Ülke içinde yapılan bir seçmeydi. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bu seçme kriterindeydi. Avrupa Şampiyonası yani 11. bitirdim. İyi bir derece diyebilirim. Dünya Şampiyonası'nda da tabii seçme bitmedi. Biraz daha stres yüklü. Dünya Şampiyonası herkes için önemli bir yarış. Herkesin en iyi performansta olduğu bir yarış. Senenin en önemli yarışı diyebiliriz. Onda da ilk başta stresliydim aslında ama yarışın içinde yarışın seyri çok değişti. Yani 5. gün denize 1. çıktım. Sonuncu 6. gün 2. çıktım. Ya bunları gördüğümde ben olimpiyat seçmesini aslında aklıma getirmiyordum. Çünkü sadece oraya denizde çıkıp en iyisini yapmak için çıkıyordum. Ya yarışın seyri de değişince aslında potansiyelimi gördüm ve olimpiyatlar içinde hangi noktalara gelebileceğimi birazcık gördüm, kendimi gösterdim diyebilirim. Ya sonuç olarak 10. bitirdim. Biraz bunun burukluğu var ama önümüzdeki seneler için bence büyük bir kapı açtığımı düşünüyorum. Hedefin nedir olimpiyatlarda? Hedefim ilk 10 diyebilirim ama madalya için sonuna kadar mücadele edeceğim. Özel bir hazırlık dönemi geçirecek misin peki? Evet. Şimdi bu ara Dünya Şampiyonası'ndan sonra birazcık rahatlama, dinlenme dönemimiz oldu. 14'ünde tekrar Japonya'ya gidiyorum. Test Event ve World Cup var Enoshima'da, olimpiyatın yapılacağı yerde. Orada hava şartlarını, iklimi ve ortamı tanımak için önemli. Ben daha önce oraya gitmemiştim. Benim için ilk olacak. Ondan sonra da bir seneden daha az bir zamanımız kalıyor. 24 Temmuz'da olimpiyatların ilk günü olacak. Ya bu döneme kadar yarış, kamp, antrenman, her türlü imkanı ve hani sayılı zamanımız var aslında. Her dakika oldukça önemli. Ondan verimli bir antrenman programımız olacak. Olimpiyat her sporcunun rüyasıdır. Sen hak kazandığında, vizeyi aldığında ilk kimi aradın, kimine paylaştın bu sevinci? Aslında son yarıştan, Dünya Şampiyonası'nda son yarıştan önce bana antrenörlerim söyledi. Seçme bitti, artık rahat yarışabilirsin diye ilk onlarla konuştum. Döndüğümde de annemle konuştum sanırım. Tam onu hatırlamıyorum ama annemdi. Tepkisi ne oldu? Ya annem gerçekten oldu mu, bitti mi yani gibi bir tepki geldi. Evet evet anne bitti, rahat olabilirsin tepkisiyle cevap verdim. Ecem, aynı zamanda Galatasaray Yelken Şubesi'nden olimpiyatlara katılacak ilk kadın sporcusun. Bu sana neler hissettiriyor? Yani evet, bir yerin bir şekilde ilk olmak her zaman özeldir. Ben bunun için yani mutluyum. Ve arkamdan gelecek özellikle kız kadın sporculara bu yolu açtığım için de mutluyum. Yani önlerinde bir örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Başarılı bir kadın sporcusun. Seni örnek alanlar için ne tavsiyelerde bulunursun? Yani sevdiğiniz şeyi yapmaya devam edin. Severek antrenmana çıkın. Zorla hiçbir şey olmuyor. Zaten bu zamana kadar bu işi yapan yelkenciler sevmese yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü çok zor bir spor. Yazın ayrı zor, kışın ayrı zor. Fedakarlıklar var. Ondan sevdiğiniz işi yapmaya devam edin. Yelken tekniğinin üzerinde biraz güç isteyen bir spor. Erkek sporu olarak algılanıyor mu? Evet, biraz öyle olabilir. Bir de sayı olarak düşündüğümüzde dünya genelinde erkek sporcular daha fazla. Ama kadınlar da onları yakaladığını düşünüyorum. Ama biraz öyle, evet, erkek sporuymuş gibi bir algı oluşabiliyor bazen. Yelkende yaşadığın böyle ilginç bir anın var mı? Yani her gün ilginç anılar oluyor aslında. İlk aslında şöyle bir anı aklıma geldi. Ben ilk yelkene başladığımda, daha doğrusu yarışmaya başladığımda yine işte lazer radyalde yarışıyorum. Ama hani sert havalarda hep erkekleri geçiyordum o zaman. Küçüğüm ama bilmiyorum nasıl geçiyordum. Kuvvetliydim herhalde, o öyle geçiyordum. Bizim de o zaman bir ilk temsilcimiz vardı. O da erkeklerin yanında şey demişti, siz bu kıza geçilmeye utanmıyor musunuz gibi bir cümle kurmuştu. Onu hiç unutamıyorum. Bu yani yelkene başladım, yarışmaya başladım en ilginç anılarımdan biridir. Sosyal hayat ile sporcu hayatı nasıl devam ediyor? Yelkende sürekli idman isteyen, antrenman isteyen bir spor.
Yani sosyal hayatım aslında yok gibi bir şey diyebilirim. Yani tabii ki de ben de arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ama ertesi gün antrenmanım olduğunu bildiğim için bir yere kadar hani ben artık bu kadar gidiyorum deyip gidip eve dinlenmem gerekiyor. Çünkü antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Her gün 3 antrenman yapıyoruz diyebiliriz. İşte 2 kara, 1 deniz. Günde ortalama 5 saat antrenman. Ama ben onun için hiç düşünmüyorum, arkama dönüp bakmıyorum. Çünkü hedeflerim var. Hedeflerim doğrultusunda bunları yapmak durumundaydım. Ve sevdiğim işi yaptığım sürece hiç pişmanlık duymuyorum. Kariyer planlaman nasıl? Kariyer planlamam, yani 2024 olimpiyatlarına da devam etmek istiyorum. Destek gelirse diğer olimpiyatlar niye olmasın? Ayrıca Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencisiyim. Bu yelkenden dolayı birazcık okulum da uzadı. Ama ileride okulumu da bitirdiğimde bu yelken branşında yönetici olarak da devam edebilirim. Böyle planlarım da var ama tam oturmadı kafamda bunlar. Sana eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yok. Teşekkürler.